Fahrettin Altun gibi eviniz gözetlense tepkiniz ne olurdu? Kesinlikle tabii bir evin gözetlenmesi doğru bir şey değil. Yani bu konuda bir gözetleme olmadığını ve oraya gidip bir fotoğraf çekme girişiminde de bulunmadığını, sadece bir kaçak inşaat olup olmadığı konusunda bir gözlem yapmaya gittiğini bana ilçe başkanı iletti. Tabii diğer konuları ya da oradaki bir takım kavramları bilemem ama şöyle bir şey var. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapmıştır? Ben ona bakarım. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak oraya ekibimizi yolladık. Çünkü bir ihbar aldık. Ekibimizi yolladığımızda ihbarın doğru olduğunu gördük. Orada sadece bir uyarı tutanağı tutuldu ve karşı taraf, yani Sayın Altun'un artık kendisi olabilir ya da oradaki ilgili kişiler olabilir, bunu yanlış yaptıklarını kabul ettiler. Bunu kendilerinin yıkacağını ifade ettiler. Buna rağmen nasıl bir vatandaşa davranıyorsak, kim olduğuna bakmaksızın kendilerine de aynı davrandık ve burayı yıkmaları konusunda onlara fırsat tanıdık ve kendileri burayı yıktılar. Farklı konular ele alındı, farklı şekilde tartışıldı. Bunu haber yapan gazeteciler tutanma istemiyle yargılanmaya kadar iş gitti. Bütün bunları doğru bulmuyorum. Nasıl ki bir insanın evinin eğer fotoğraflanmak isteniyorsa, gözetleniyorsa onu doğru bulmadığım gibi bu süreci haber yapan bir gazeteciye hemen bir tutuklanma istemiyle dava açılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü nice insanlara ne öldüresiye hakaretler ve tehditler yapılıyor ama beraat ediyor insanlar. Tek bir dakika süre veriyorum eğer arz ederseniz. Dolayısıyla hani bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi gayet adil, gayet nezaketli bir süreç yönetmiştir. Bunun dikkate alınması ve bu işin bu denli de abartılmaması gerekir diye altını çizeyim.